Hepinize tekrar merhaba. Bugünkü videoda borsa ile ilişkili bazı kurum ve kavramlardan bahsedeceğim. Sermaye Piyasası Kurulu, SPK, 1981 yılında kurulmuştur. Temel amacı yatırımcıların haklarını korumaktır. Bu sayede mevcut yatırımcıların ve yatırım yapmak isteyen potansiyel yatırımcıların piyasalara olan güvenini artırmayı ilke edinmişlerdir. Ankara merkezli bu kurulun İstanbul'da da temsilciliği bulunmaktadır. İdari ve mali özelliğe sahip olarak finansal piyasalar üzerinde bağımsız bir şekilde yapılan düzenlemelerde denetleme yapabilmektedir. SPK, kötü niyet içeren hareketleri tespit ederek kişileri ya da şirketleri cezalandırarak yatırımcıların mağdur olmasını önlemek amacıyla caydırıcılık ortaya koyabilmektedir. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul, kısaca BIST, Türkiye'de 1985 yılında ilk olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yani İMKB adıyla açılan, sonrasında 2013'te Borsa İstanbul olan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. Ülkemizde hisse senedi alım satım yapmak isteyen bir yatırımcı aslında Borsa İstanbul bünyesinde işlem yapıyordur. BIST 100, BIST 50, BIST 30 gibi endeksler ise yılda 4 defa olmak kaydıyla kriterlere uygun şirketlerin hisse hareketlerinin bir değerlendirildiği endekslerdir. Borsa bugün artıda kapattı. Borsa bugün negatif kapattı şeklinde yorum duyuyorsanız, BIST'te işlem gören ve BIST 100 endeksine o dönem dahil olan 100 şirketin hisse senetlerinin ortalama yükselişi pozitif veya negatif demektir. BIST 100 şirketlerinin hisse senetlerini TL bazda eşit miktarda satın alırsanız, örnek olarak hepsinden 1000'er TL, BIST 100 endeksinin yüzdesel olarak yükseldiği ya da düştüğü kadar kazanır ya da kaybedersiniz. BIST işlem saatleri için borsaistanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda normal bir günde yer alan işlem saatlerini de burada görebilirsiniz. Takas Bank, paranızı saklama hizmeti sunmaktadır. Tam adıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası anonim şirketidir. Takas Bank olmadan önce yatırımcıların paraları aracı kurumlara yatırılmaktaydı. Art niyetli olan kurumlar tarafından yatırımcılar dolandırılmaktaydı. Bu nedenle işlemlerin güvenilirliğinin sağlanması açısından SPK ve Borsa İstanbul yetkilileri tarafından alınan karar ile bu yetki Takas Bank'a verilmiştir. Takas Bank'ın görevleri arasında en önemli özellik yatırılan paraların korunmasıdır. Biliyorsunuz ki herkes işlemlerini güvenli bir şekilde yürütmek ve parasının dolandırılmamasını ister. Bu nedenle de Takas Bank, sermaye piyasalarında yatırım yapanların işlemlerini güvenilirlik ilkesi içinde yürütmesini sağlar. Takas ve saklama fonksiyonları kullanılarak işlemler kısa süre içerisinde online olarak gerçekleştirilir. Sermaye ve para piyasası arasında köprü görevi gören Takas Bank sayesinde gereksiz yere kıymetli evrak basımının önüne geçilerek kağıt israfının önüne geçilmiştir. Para ve yatırım araçlarının transferlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan altyapısı sayesinde Takas Bank bir yandan da aracılık görevi görür. Bu sistem dünya üzerinde sadece Takas Bank'ta vardır. Aracı kurumu, sermaye piyasası araçlarını kendisi ya da yatırımcılar için alım satım yapan kurumdur. SPK tarafından aracılık yetkisi verilmeyen oluşumlar aracı kurumluluğu görevini icra edemezler. Alım satım, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve evrak işleri gibi faaliyetlerde bulunurlar. Örnek olarak hisse senedi alım satım işlemlerini yapmak için bir aracı kurum ile çalışmak zorundasınız. Bireysel olarak hisse senedi alım satımı gerçekleştiremezsiniz. Hisse senedi alım satımı için hesabınızın bulunduğu bankayla çalışmak işlerinizi kolaylaştırabilmektedir. Unutmayın, yatırım hesabı açmanız gerekmektedir ve birkaç form doldurduktan sonra işlemlere başlayabilmektesiniz. Günümüzde bu işlemler mobil uygulamalar sayesinde oldukça basit bir şekilde halledilebilmektedir. Bankalar haricinde aracı kurum görevinde bulunan yatırım şirketleri de mevcuttur. Bu aracı kurumları tek tek inceleyip kendinize en mantıklı gelen kurum ile çalışabilirsiniz. Kamuyu aydınlatma platformu. KAP, sermaye piyasası ve borsa mevzuatını ilgililere açıklanması gerektiği bilgilerin elektronik imzalı olarak kamuya duyurulduğu ortamdır. Kamuya açıklanacak her türlü bilginin KAP'a gönderilmesi gerekir. Borsada işlem gören anonim şirketleriyle ilgili önemli bilgileri, anlaşmaları, hisse fiyatlarındaki anormal değişimleri, bilançolarını bu platform üzerinden kamuya açıklamak zorundadır. Örneğin Galatasaray'ın Falcao transferi, Galatasaray şirketinin bilançosunu etkilerken şirketin borçluluk durumunu da arttırabilir. Ayrıca şirketin kupayı kazanma ihtimalini forma satışlarını da etkileyebileceğinden şirketin karlılığına da etki yapacaktır. Bu nedenle borsada işlem gören GSR hissesinin fiyatlamalarında etkili olacağından, transfer görüşmelerinden ve transferin gerçekleşip gerçekleşmediğinden kamunun haber olması gerekir. SPK, kamuya aydınlatma platformu tebliği kapsamında kamuya duyurulacak her türlü belge ve bilginin kamuya aydınlatma platformuna bildiri göndermesi gerekir. İşletmesi Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından kontrol edilmekte olan sistem 7/24 çalışmaktadır. Tüm Türkiye'de 600'ü aşkın şirket tarafından kullanılmaktadır. Bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ayrıca bizim motivasyonumuzu artırmak için ve bize destek olmak için abone olursanız da çok seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.